Evet arkadaşlar merhaba. 25 Ocak 2022 Salı günü akşamüstü programında Linkfield'deyiz. Yabancı yarışlarda İngiltere'de Linkfield Park'ta 7 koşulu bir program var birebir bizimle aynı. Tüm koşular sentetik kumda arkadaşlar. Birinci koşu saat 16'da başlıyor. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Evet, 10 tane safkan içerisinde şöyle söyleyeyim 4 numaralı Cerulean, Crane O'Neill ve 10 numaralı Melakas. Bunlar son yarışlarını kazanmış 2 tane safkan. En azından ilk 2'ye gireceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Bu eğer 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar varsa. Ancak burada koşuyunun birinciliğini 2 numaralı Quayman yapabilir. Yani burada 4, 10 ve 2 numaralı 3 tane safkanı listenize almanızda yarar var. Böyle olursa belki de 7'li plase 2'ye de katlamış olabilirsiniz. Bu 3 atı yazmakla. Evet, tabii ikili oynayacak veya bahis oynayacak olan arkadaşlar içerisinde bir fikir veriyordur o. Şimdi ikinci koşusu 16.30'da satış koşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Altılı Ganyan başlıyor. 2 tane altılı Ganyan'da tekimiz var bugün. Linkfield Park'ta. İlk tekimiz burada geliyor. O da 1 numaralı Ostillo. Luke Morris'le 93 handikap puan arkadaşlar. 63 kilogram olsa da 1400 metreyi kaldıracağını düşünüyoruz. Zaten grubun üstünde bu safkan. Kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Buraya da yarış kazanmaya gelmiş. Hem bu gruba. 1 numaralı Ostilio ilk bankomuz. Evet, üçüncü koşu altının ikinci ayağı. Maiden 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var ve 4 tane safkana burada yer veriyoruz. Son kuyusu ikinci olan 10 numaralı Lumley. Hayley Turner biniyor arkadaşlar. Böyle İrlanda Amerikan kırması bir safkan gördüğünüz gibi. 6 numaralı Weaverin Marco Gianni ile İtalyan asıllı jokey. 4 numaralı Noble Mark, Luke Morris. Ve 8 numaralı Golden Whisper, Charlie Bennett. Yani 10, 6, 4 ve 8 numaralı safkanlar burada yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, dördüncü koşuyla beraber altılı Ganyan'ın da üçüncü ayağı başlıyor. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1200 metre böyle kısa mesafe bir koşu olacak. 4 tane ata yer verdik burada. 9 numaralı Vincenzo Cocotti zaten takip ettiğimiz bir safkan. Space Town yavrusu. Giorgina King denen Apprenti biniyor arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Güvenilebilir mi? Yani güvenmek zorundayız ama tek atamıyoruz. 3 tane daha at yazıyoruz bunların yanına. 4 numaralı Pablo del Pueblo Duern. 6 numaralı Big Time Maybe Christopher Howard. Ve 1 numaralı Vinetka Luke Morris. Şimdi burada tabii Big Time Maybe'nin de Dandyman yavrusu arkadaşlar bakın. Saf İrlanda bu. Kesinlikle eğer bu Christopher Howard bu da apprenti bir hata yapmazsa kazanabilir. Buraya bir de 5 numaralı Ray Day'i de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl olsun bu Richard King Scott biniyorsa eğer bir şekilde ses getirecektir diye düşünüyoruz. Evet, 9, 4, 6, 1, 5 dedik oraya. Beşinci koşu şartlı 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar sentetik.
Evet, burada günün ikinci teki Bankus yani devreye giriyor. 9 numaralı The Gravy Train, Richard Kingscote'la Banco. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecekti arkadaşlar. Richard Kingscote gibi bir usta jokey de klasını konuşturup yarışı kazanacaktır diye düşünüyoruz. Evet, 6. koşudayız şimdi. Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar hemen hemen herkesin, yani tabii ki herkesin inşallah değil. Hani ağzımızı hayır açalım. Yatacağı ayaklardan bir tanesi olabilir bu. Çok dikkatinizi çekiyorum ben bu ayağı sizin öncelikle. Bu ayakta hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bütün atların geliri var burada arkadaşlar. Bakın Glass Vegas, Cafe Sydney, Mummy's Boy, bunlar Noble, bunların hepsini biz zaten takip ediyoruz. Bu atların hepsinin geliri var bu grupta. Yani 2 1 4 6 2 1 4 6 dedikten sonra 3 ve 5'i de diyoruz. Ve olay bitiyor. Yani 6 adının hepsini yazmak zorunda kalıyoruz. Tavsiyem tabii ki yani şanstır, tutarsınız 3'ü tek atarsınız 3 gelir. Ya da 4'ü tek atarsınız 4 gelir. Yani onunla bir şey diyemeyiz. Öyle bir şans varsa. Ama burada inanın şu 6 atında hepsinin geliri var. Ben bu koşunun zaten fotoda biteceğini düşünüyorum. Böyle bir yarım boy falan bile zannetmiyorum. 3-4 atın aynı anda fotoya gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. 6. koşu bu şekilde geçtik. 7. koşu son ayak. Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan start oluyor burada. 5 tane safkana yer verdik. 7 numaralı Jeremiah Johnson, Luke Morris ilk atımız. 8 numaralı Placated Josephine Gordon. 5 numaralı Yorktown Quackley. 1 numaralı Compass Point Darak Cannon ve 9 numaralı Harbor Project Marco Gianni. Burası 7, 8, 5, 1 ve 9 şeklinde 5 tane atla da buraya geçeceğiz arkadaşlar. Burası da zor aslında. Yani şu son iki ayak bayağı bir sıkıntılı. Ama dediğim gibi teklerimiz oturursa buraları bol at yazmanızda yarar var tabii ki. Ha, bakarsınız bir denk gelir. Güzel de bir ikramiye rast gelir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Linkfit'le ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Diğer videolarımızı da rahatlıkla izleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir yarış günü geçirmeniz dileğiyle. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.